Abdurrahman bin Ebu Bekir. İşte bütün derinlik ve boyutlarıyla Arapların karakterini açıklayan bir tablo. Onun babası ilk mümindi. Sadece kendi modelinde bir imanla Allah'a ve Resulüne iman eden Sıddık'tı. Mağaradayken o ikinin ikincisiydi. O kavminin dinine ve Kureyş'in putlarına karşı yalçın kayalar gibi direnmişti. O, Bedir'e müşrik askerleriyle birlikte savaşmak üzere çıkmıştı. Uhud'da da yine Kureyş'in Müslümanlarla çarpışmak için savaşa getirdiği okçuların başındaydı. İki ordu karşılaşmadan önce adet olduğu üzere karşılıklı düello başladı. Abdurrahman Müslümanlardan kendisiyle düello edecek birisini davet etmek üzere ortaya atıldı. Babası Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an oğluyla düello etmek için ona doğru fırladı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu tutup babasıyla oğlunun düello etmesine mani oldu. İnancına mutlak bağlılığın asil bir Arap'ı tarif ettiği kadar hiçbir şey onu tarif edemez. O, bir dine veya kesin kanaat getirdiği bir fikre inandığı zaman artık ondan kurtulmanın hiçbir yolu yoktu. Ancak hile ve sahtelik olmadan aklını ve ruhunu dolduran yeni bir inancın onu yerinden uzaklaştırması müstesnadır. Abdurrahman'ın babası olan saygısına, onun akıllılığına, ruhunun ve ahlakının büyüklüğüne tam güvenine rağmen inancına bağlılığı babasının kendisine üstünlüğünü kabul ettirmeye davet etti ama babasının Müslüman olması onu babasına uymakta teşvik etmedi. Böylece o, kanaat ve inancının sorumluluğunu yüklenerek Kureyş'in ilahlarını savunmak, ölümden korkmayan müminlerle onların sancakları altında dövüşmek üzere yerinde durmaya devam etti. Bu tip asil ve güçlülere mesafe uzasa da hakkı gizli kalamazdı. Onların cevherlerinin asilliği, açıklık ve samimiyetlerinin nuru en sonunda onları doğruya götürür ve onları doğrulukla, iyilikle birleştiriverir. Bir gün kaderin saati Abdurrahman bin Ebi Bekir'e Sıddık için yeni bir doğumu ilan etmek için çalıverdi. Hidayet lambaları onun ruhunu aydınlattı ve ondan cahiliyenin miras bıraktığı bütün karanlık ve sahtelikleri silip süpürdü. O, etrafındaki bütün varlık ve eşyalarda tek olan Allah'ı gördü. Allah'ın hidayeti, gölgesini onun gönlüne ve ruhuna yerleştirdi. İşte artık o da Müslümanlardan olmuştu.
hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmek ve hak dinine girmek üzere ayağa kalktı. Oğlunun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiğini görünce memnuniyet ışığının altında Hazreti Ebu Bekir'in yüzü parladı. O küfründe mertti, işte bugün o mertler gibi Müslüman oluyordu. Onu ne bir arzu itiyor ne de bir korku sürüklüyordu. Ancak bu Allah'ın hidayetinin ve tevfikinin ona götürdüğü doğru bir inançtan ibaretti. Abdurrahman daha önce kaçırdığı şeyleri Allah'ın elçisinin ve müminlerin yolunda en son gayreti sarf etmek suretiyle tamamlamaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan sonraki halifelerin günlerinde Abdurrahman hiçbir savaştan ve meşru hiçbir cihattan geri kalmamıştı. Yemame gününde onun büyük bir kahramanlığı vardı. Onun azim ve kahramanlığının Müseyleme ve Mürtet ordusuna karşı çarpışmayı kazanmada büyük rolü olmuştu. Hatta o, Müseyleme'nin akıl hocası, Mürtet ordusunun içinde saklandığı kalenin en önemli yerlerini kuvvetiyle koruyan Muhakkim bin Tufeil'in de işini bitiren kimseydi. Muhakkim, Abdurrahman'ın darbesiyle düşüp etrafındakiler dağılınca kalede Müslümanların içeriye daldığı büyük ve geniş bir gedik açılmıştı. Abdurrahman'ın özellikleri İslam'ın gölgesinde daha da parlamıştı. Onun inancına bağlılığı, doğru ve hak gördüğü şeye tabi olmaya kesin kararlılığı, sinsiliği ve dal kavukluğu reddetmesi. Bütün bu huylar onun şahsiyetinin ve hayatının özü oldular ve bir arzunun veya bir korkunun tesiriyle asla ondan ayrılmadılar. Hatta o korkunç günde Hazreti Muaviye'nin kılıç zoruyla Yezid'e biatı kararlaştırdığı gün bile. Hazreti Muaviye Medine'deki valisi Mervan'a biat mektubunu yazdı ve onu camide Müslümanlara okumasını emretti. Mervan emredileni yerine getirdi. Mektubun okunması biter bitmez Abdurrahman bin Ebi Bekir, camiye hakim olan korku ve endişeyi işitilen bir delile ve açık bir mukavemete çevirmek için ayağa kalktı ve şöyle konuştu. Vallahi siz Muhammed ümmeti için iyileri istemediniz. Fakat siz onları Bizans hükümdarlarına çevirdiniz. Ne zaman bir Bizans hükümdarı olsa başka bir Bizans hükümdarı ortaya çıkacaktır. Abdurrahman o anda, eğer Hazreti Muaviye bu emrini icra eder, milletin idarecisini vasıtasıyla seçtiği şuranın İslam'daki hükmünü babadan oğula ve tesadüfle millete Kayseri'den sonra bir başka Kayseri'ye uymayı mecbur kılan Kayserilik ve Kisralık haline getirirse, İslam'ın başına gelecek bütün tehlikeleri görüyordu. Abdurrahman
bu sözlerine Mervan'ın yüzüne belaları haykırınca, başlarında Hazreti Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Zübeyir ve Abdullah bin Ömer'in bulunduğu bir grup Müslüman onu destekledi. Sonra Hazreti Muaviye'nin kılıçla almaya karar verdiği bu biat karşısında Hazreti Hüseyin, İbni Zübeyir ve İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, susmaya mecbur eden zorlayıcı durumlar ortaya çıktı. Fakat Abdurrahman bin Ebu Bekir bu biatın batıl olduğunu açıkça söylüyordu. Hazreti Muaviye birisiyle ona 100.000 dirhem gönderdi. Bu parayla onun gönlünü almak istiyordu. Sıddık'ın oğlu paraları fırlatıp Hazreti Muaviye'nin elçisine şöyle dedi. Ona git ve şöyle haykır. Abdurrahman dinini dünya karşılığında satmıyor. Bundan sonra Hazreti Muaviye'nin Medine'ye gelmekte olduğunu öğrenince hemen orayı terk edip Mekke'ye gitti. Allah diledi ki ona böyle davranılmak ve kötü karşılanmak yeterli olsun. O Mekke tepelerine varıp orada bir süre kaldıktan sonra ruhu Allah'a kavuştu. Müslümanlar onu omuzlar üzerinde Mekke'nin yüksek tepesine taşıdı ve onu cahiliye devrine de Müslümanlık devrine de şahit olan toprağın altına gömdüler. Onun Müslümanlığı doğru, hür ve cesur bir kimsenin Müslümanlığıydı. Allah ona ve onun gibilere rahmet eylesin.